Selam, ben Melike. Bu kanalda okuduğum kitapları, izlediğim filmleri ve dizileri paylaşıyorum. Videomu beğenirsen beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsan sevinirim. Şimdi bugün biraz negatiften gideceğiz ama benim negatiflerim ne kadar negatif olur bilmiyorum ama sevmediğim 1, 2, 3, 4, 5, 6 kitaptan bahsedeceğim. Bunlar böyle kitaplığımda olan ve her gördüğümde böyle bir hoşuma gitmeyen kitaplar. Bazılarını belki ilerleyen zamanlarda tekrardan okurum. Bazılarının alıntısını bile paylaşmışlığım var ama bitirecek kadar cesaretli değildim. Ama her şeyden önce lisede bize okuttukları ve beni benden alan ve sevmediğim kitaplardan biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü gerçekten dedim ya, zorunluluktan okumayı da geçtim. Böyle bir amaç uğruna özet çıkarmak, içindekilerden bir soru oluşturulması ve size soru sorulması falan, bilmiyorum, bana biraz şey geliyor. Manasız. Ve bunlardan biri. Şimdi bu biraz tepki toplayabilir ama Necip Fazıl Kısakürek'in Çile kitabı vardı. Ve böyle gerçekten benim için tam bir çileydi. Ben normalde lisede söylenen kitapları hep alır okur ve gayet keyifli okurdum. Demeyeyim şimdi de, gayet keyifli okumuyordum çoğunu. İçinde Avea'nın şeyi var ya, 10 TL şeyi. O kadar eskiymiş, Avea varmış yani. Buraya şiir yazmış. Kıyamam sana liseli. Bu arada şu an biraz okuyunca o kadar da kötü olmadığını fark ettim. Mesela tam 30 yıl saatim işlemiş, ben durmuşum gökyüzünden habersiz uçurtma uçurtmuş. Cidden o kadar kötü değilmiş ya. O kadar kötü hatırlıyordum ki. Nefret falan ediyordum. Hatta şey diye hatırlıyordum, böyle Türkçesi çok ağır diye hatırlıyordum. Yani zamanında kötüydü, ne yapacak bir şeyim yok. Bir de bunun gibi bize şey okutmuşlardı, biliyor musunuz? Gün olur asra bedel. Ve gerçekten normalde gün olur asra bedel 400 sayfa ve 400 sayfa boyunca sadece bir günü anlatıyor. Böyle bundan sınav olmuştuk biz hatta. Hayman Ana Mezarlığı vardı. Hayman Ana Mezarlığı'na gidiyorlar böyle o kitap boyunca ve böyle mesela sınavda hoca bize mankurtlaştırmayı falan sormuştu. Mankurtlaştırma da şey, kişinin saçını kazıyorsunuz. Kazıdıktan sonra oraya deve derisi mi yapıştırıyorlardı? Sonra saçları tamamen kafasının içine uzamaya başlıyor ve işte bu şekilde deliriyor falan. Mankurtlaşma böyle bir şeydi sanırım. Hala hatırlıyorum. Yani kaç yıl önce kim bilir. Orada şeyler vardı kitapta. Bu arada kitabı hiç sevmedim. Bunu da belirteyim. Gerçekten onu hiç sevmemiştim. Böyle çok fazla seveni de var ama şu an bile okusam birazcık beni yorabilir. Neydi? Orman göğüslüler vardı. Orman göğüslüler uzaylılar aslında. Uzaylıları orman göğüslüler diyorlardı. Onlarla iletişime geçiyorlardı. Orman göğüslüler bize kötü şeyler yapıyorlardı. Yanlış hatırlamıyorsam ama o kitabı da hiç sevmem. Arkadadır ama buraya getirmeyi unuttum şu an. Ve her seferinde de hiç sevmediğimi söylerim. Dediğim gibi biraz zamanla alakalı. O an onu okumam gerçekten çok gerekli miydi bilmiyorum. Ve şimdi benim bir miktar daha sorunlu olduğum bir yazar. Ölüler Böyle Sever. Ben bunu hemen arka kapağını okuyayım. Aslında seviyorum. Alıntılarını okuduğumda da çok seviyorum ama okumaya gelince çok rahatsız ediyor beni. Beni tanıyan herkesin size söyleyeceği gibi makbul biri değilim. Kötü adamı sevdim hep. Kanunsuzu, hergeleyi, iyi işleri olan sinek kaydı tıraşlı, kravat tiplerden hoşlanmam. Ümitsiz adamları severim. Dişleri kırık, usları kırık, yolları kırık adamları. İlgimi çekerler. Küçük sürpriz ve patlamalarla doldururlar. Adi kadınlardan da hoşlanırım. Çorapları sarkmış, makyajları akmış, sarhoş ve kürbaz kadınlardan. Azizlerden çok sapkınlar ilgilendiriyor beni. Serserilerin yanında rahatımdır. Çünkü ben de serseriyim. Kanun sevmem, ahlak sevmem, din sevmem, kural sevmem. Toplumun beni şekillendirmesinden hoşlanmam. Şimdi ben bu kitabı okumaya başlamıştım ama kitabın şeyi çok rahatsız edici. Hiç böyle okuması keyifli değil o yüzden. Kadınlarla ilgili söyledikleri şeyler, yani biliyorum tabii ki tavrı bu, buna bir şey diyemem ama hani böyle bir şeyi okurken keyif alırsınız, mutlu eder ya da bilemedim, en azından heyecan verir falan. Bu böyle çok fazla açık seçik konuşuyor. Küfürbaz, gerçekten dediği gibi. Şu karakter kötü değil. Bu karakterin genel çerçevesini seviyorum ben. Böyle genel bir hatlarının olmasını seviyorum ama okumaktan çok hoşlanmadığım bir yazar. Bununla birlikte ben bir de gidip sanki çok Bukowski okumayı becerebiliyormuşum gibi. Ama ne yapayım yani, seviyorum. Alıntısını gördüğünce de okumak istiyorum. Bu yine burada bakın yarım kalmış içinde. Hatta şeyi de duruyor. Ayracı da duruyor. Hangi ayracı koymuşum ben buna? Aa, Nietzsche'nin ayracı buradaymış. Bazen ayraçlarımı böyle kitapların içinde kaybediyorum. Ben bu kitapla ilgili, yine Bukowski'nin Ekmek Arası kitabı. Ben bunun böyle çok güzel bir alıntısını okumuştum. Alıntısını okuyunca da hemen aldım. Yani eminim ki bir sor kendine, şunu okuyabildiğinde de bunu okuyabileceksin. Hemen arkasını okuyayım. Yine sevdiğim söz buydu aslında. İlgi duymuyordum. Hiçbir şeye ilgi duymuyordum. Nasıl kaçabileceğime dair fikrim yoktu. Diğerleri yaşamdan tat alıyorlardı hiç olmazsa. Benim anlamadığım bir şeyi anlamışlardı sanki. Bende bir eksiklik vardı belki de. Mümkündü. Sık sık aşağılık duygusuna kapılırdım. Onlardan uzak olmak istiyordum. Gidecek yerim yoktu ama intihar. Tanrım, çaba gerektiriyordu. 5 yıl uyumak istiyordum ama izin vermezlerdi. Üniversiteden mezun olduğumda aldım ben bunu sanırım ve o zaman çok fazla uyumak istiyordum. Çünkü
üniversite boyunca böyle çok düzensiz bir uyku düzenim vardı benim. Gerçekten böyle 5 yıl uyumak istiyorum ama izin vermezlerdi kısmında çok etkilenmiştim. Ama gelin görün ki burada da yine dil ve üslup çok beni okurken rahatsız etti. Yani bu bitse biterdi. Belki ölüler böyle severden daha iyi bir nebze. Ama sürekli böyle bir açık seçik konuşmalar, yine böyle bir o kadınlara karşı tavrı. İşte mesela şu ölüler böyle seven arkasında da şey diyor ya işte ben düşük kadınlardan hoşlanırım işte eteği yırtık şurası böyle falan. Bu rahatsız edici oluyor. Bana hiç keyifli gelmiyor. Yani böyle edebiyatın tatlı tatlı ya da mesela polisiyenin bile öyle güzel güzel devam eden akışında böyle bana bir hoşuma gitmiyor. Yani mesela günlük konuşmada da böyle argodan çok hoşlanmam, böyle kulağımı tırmalar. Yani onun gibi bir şey galiba. Bundan hoşlanmadığım için ondan da hoşlanmıyorum. Ama dediğim gibi alıntılarıyla falan güzel bir kitaptı aslında. Benim için yarım kalmış bir kitaptı. Ayracımı da almıyorum oradan. Belki bir gün devam ederim. Çünkü hatırlıyorum çoğu şeyi bu arada. Bu kitabı ben üniversitede okudum ve gerçekten umutsuz bir kızsın o zamanlar. Yani niye okuyorsun ki? Sırça fanus. Ama okuduğuma da pişman değilim. Sadece sorun intihar etmiş olması. O zamanlar çok fazla intihar etmiş veya bir şeyler olmuş ya da aşırı umutsuz insanlar okuyordum ve art arda denk gelince de kendim de durduk yere bir umutsuzluğa kapıldım. Arkasını okuyayım hemen. Neşeli, hüzünlü, yalın, parlak ve doğal. En üstün niteliği ise şaşırtıcı derecede dolaysız oluşu. Tıpkı güpegündüz çekilmiş bir dizi fotoğraf gibi. Parlak bir üniversite öğrencisi olan Esther, 1950'lerde yayın dünyasında acımasız bir rekabetin sürdüğü New York'a büyük hayallerle gelir ve önemli bir moda dergisinde iş bulur. Kapıldığı beklentilerle karşısına çıkan fırsatların yoğunluğu, masumluğunu yitiren genç kızın zamanla kaldıramayacağı bir boyuta ulaşır. Esther kendini tam bir karabasanın içinde bulur. Kimlik arayışı peşinde ürkütücü bir yola giren, duyarlı ve hevesli bir genç kadının, üniversite yılları, erkeklerle ilişkileri, yaşadığı çöküş, intihar girişimleri ve gördüğü psikolojik tedaviler mizahi bakış açısı unutulmadan son derece içtenlikle işlenmiş. Bu arada evet, bu karakter içinde şey diyorlar, yarı otobiyografi bir kitap diyorlar. Sadece içimde susmak istemeyen bir ses olduğu için yazıyorum demiş mesela kapağında. Bu arada şu an konusunu okuyunca fark ettim. Aslında belki şu an okusam sevebilirdim. O zaman çok fazla karamsar gelmişti. Bu arada yazarın hayatını bilmiyorsanız da şöyle bir not düşünmüş. Kendi yaşamından yola çıkarak kaleme aldı ve ilk kez 1963 yılında ölümünden bir ay önce başka bir isim altında yayınlatmayı başarabildi. Sırça Fanus, o günün olduğu kadar bugünün insanı da metropol yaşamındaki yabancılaşmasını anlatan modern bir klasik haline gelmiştir. 20. yüzyıl Amerikan Edebiyatı'nın Melankolik Prenses'in başyapıtı 50 yıl aşkın süredir okurları etkilemeye devam ediyor. Bu arada cidden ben şu an bunu okusam beğenirmişim benim ya. Beğenirmişim gibime geliyor. Ama dediğim gibi mesela hiç kitaplıkta elim alıp da "Aa, kesin bak bunu oku" diyeceğim bir kitap değildi kimseye. Ama dedim bunu mesela tekrardan okuyabilirim belki. Bilmiyorum ama o karamsarlığı yine çok boğmazsa belki o zaman o kadar karamsar gelmiştir. Onu da emin değilim. Ama bakarız. Kitabı çok kötü diye karalayamadım yine. Hiç negatif konuşamadım. Niye böyle oldu? Ama buna negatif konuşurum. Bu yazarı çok seven var. Yine bana çok uyan bir şey değildi bu. Ben aile dramı çok sevmiyorum kitap okurken. Ya da Damızlık Kızın Öyküsünü de okuyamamıştım demiştim size. Öyle kadına yönelik şiddet içinde şiddet içeren şeyler çok bana kötü geliyor. Ben kötü rüyalar falan görüyorum. Savaş falan da çok okuyamam ben. Ama bu kitap az. Okuduğum zaman insanlar bunu neden sevdiği sorguladım açıkçası. Hemen arka kapağını okuyayım ben. Ama bana çok şey geldi. Yani çok da bir sevemedim. Galiba yazarın dilinden hoşlanmadım. Emin değilim. Bir tarikat şeyhinin oğluyla evlendirilen 11 yaşındaki korucu kızı Derda ile hapisteki bir gaspçının aynı yaştaki oğlu mezarlık çocuğu Derda'nın bir mezarlıkta kesişen hayatının, bu iki çocuğun 40 yıl boyunca her tür şiddetle yontulup birbirlerine hazırlanışlarının, yazının onları birleştirmesinin hikayesi, çocuk şiddeti, hayatın şiddeti, aşkın şiddeti, inancın şiddeti, hırsın şiddeti üzerine, A'dan Z'ye şiddet üzerine, dilin ve yazının şiddetiyle bir roman. Tabii bunları mesela ilk başta okuyabilirsiniz gibi geliyor. Bana da öyle gelmişti. Okuyabilirim, ne olacak falan demiştim. Çok da o zaman popülerdi. Ben üniversitedeyim o zaman. Ama şu an bile hala popüler ama bana göre bir yazar değil bence. Böyle sürekli şiddetin işlendiği şeyleri sevmiyorum ben. Yani gerçekliğini yok sayıyor değilim ama okurken bunları okumak istemiyorum açıkçası. O yüzden bu kitaptan da çok hoşlanmamıştım. Mesela Kinyas ve Kayra mıydı? Bir kitap daha vardı. Onun da kapağını hiç sevmem. O kadar itici gelir ki bana, hiç böyle elime alıp okumak istemem. Ama insanlar onu da çok beğeniyordu. Ben ta lisedeyken çok beğeniyorlardı hatta. Ben hatırlıyorum, sınıfta bir kız okuyordu. Dediğim gibi böyle bunlar benim hoşlanmadığım şeyler. En azından mesela sevdiğim şeylerden bahsettikten sonra sevmediğim şeylerden de bahsetmem gerektiğini düşündüm aslında biraz da. Çünkü mesela insanlar bana kitap öneriyor.
O önerdikleri kitap mesela şu şekilde olduğu zaman, mesela bu ayarlarda olduğu zaman muhtemelen benim hoşuma gitmeyecek kitaplar oluyor. Az çok zaten bence anlatabilmişimdir neyi sevip sevmediğimi. İnanılmaz neşeli bir karakter değilim ama dedim ki bunları okumak bana zor geliyor. Ya da sadece neşeli şeyleri de okuyor değilim aslında bakarsanız. Bu son kitap. Bunu ben yine yarım bıraktım kitaplardan biri. Bu yarım bırakmışsın. Yani aslında sevip sevmediğini net bir şekilde söyleyemezsin bence bana kalırsa ama bir kitabın ilk 50-60 sayfasını mesela kaç sayfasını okumuşum? 155 sayfasını okumuşum. Bunu 2017'de falan başlamıştım ben. Parfümün Dansı çok da beğenerek almıştım. Bu arada bunu üniversitedeyken kesin elimde çok fazla görmüştür insanlar. Ve ben bunun ilk sayfasını çok severim. Arka kapağını okumadan önce onu okumak istiyorum. Kendisi çok aslında ilgi çekici bir kitap gibi duruyor. Böyle mesela bazı insanlar diyor ya en sevdiğim girişini en sevdiğim kitaplar diye. Bu benim girişini en sevdiğim kitap aslında ama kendisini bitiremedim çünkü çok sevemedim. Pancar sebzelerin en keskinidir. Turp elbette ki daha ateşlidir ama turpun ateşi soğuk bir ateştir. Hoşnutsuzluğun ateşidir, yoksa ihtirasın değil. Domates doğrusu şehvetlidir. Fakat onda da bir sual takıntısı halinde uçarılığı, havailiği sezersiniz hep. Pancarlar ise korkunç ciddidir. Slav halkı fiziksel özelliklerini patatesten, için için kaynamalarını turptan, ciddiliklerini ise pancardan almıştır. Pancar aslında melankolik bir sebzedir. Isırap çekmeye o kadar isteklisi yoktur. Örneğin insan şalgamı ne kadar sıksa kanatamaz. Pancar tıpkı suç yerine geri dönen katile benzer. Vişnenin havuçla işi bittiğinde ortaya çıkan şeydir pancar. Ya hem komik hem mantıklı hem haklı. Severseniz siz de buna bakabilirsiniz. Ben dediğim gibi aslında çok da böyle yoğun bir dönemimde okumuştum. Ama sonradan yorumlarına baktım. Yine biri daha bunu sevmediğini söylemiş. Son 50 sayfada mevzu tam kendine geliyormuş. O yüzden ben de çok sevememiştim. Çünkü açık akıcılık arıyordum biraz. Birazcık da konuşamadım. Peki sonradan sevebileceğime karar verdiğim kitaplar hatta biraz da. Bunlar bu şekildeydi aslında. Sonradan seveceğime karar verdiklerim bile oldu arasında. Emin değilim. Benim sevmediğim kitaplar hakkında söyleyeceklerim bu kadardı. Birazcık kendimi anlatabildiysem bu beni mutlu eder açıkçası. Beni buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.